Benim için genel bir savunma sanatçı burası bu şekilde. Sonuç verim ilişkisi de çalışmalar. Gündem materyali tabii bir şey için gündem materyali değil de işte Bahri Bey'in bahsettiği konuları bir hatırlatalım diye tekrar. Şu sahanın tamamı meyve ağacıyla zamanında bitirmiş. Ama arada birkaç tane belki yarma yapacağımız ya da devirebileceğimiz sahalar var. Onunla ilgili de ben... Bugün İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda eğitim merkezimizde bağımlılıkla mücadele konusunda neler yapabiliriz'i konuştuk. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantımıza katılan tüm il müdürlerimize başta müteşekkiriz. Burada samimi bir ortamda tüm müdürlerimizle ve ayrıca sivil toplum örgütleri olan bağımlılıkla mücadelede sivil toplum örgütleri başkanlarımız buradaydı. Onlarla da Kayseri'ye yönelik Kayseri formatında neler üretebiliriz, bağımlılıkla mücadelede katkımız nasıl olabilir, buna yönelik çalışmalar planlamasını gerçekleştirdik. İlk olarak AMATEM, biliyorsunuz Sağlık Müdürlüğümüzün, Kayseri Devlet Hastanemizin bünyesinde AMATEM'imiz mevcut. AMATEM'e önü ve arkası, rehabilitasyon konusunda bizler neler üretebiliriz? Bunu gerçekleştirmedikten sonra AMATEM'in başarı oranının çok düşük olduğunu biliyoruz. Bu başarı oranını yukarıya çekebilmenin yolu rehabilitasyon merkezlerini oluşturabilmek. Bu rehabilitasyon merkezlerinin oluşmasında da nasıl bir yol izleyeceğiz? Bununla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli projeleri önümüze yatırarak ve bu toplantıları peyderpey, step by step gerçekleştirerek daha iyi aylık formatlarla neler yapabileceğimizi tüm il müdürlerimizle paylaştık ve onların da katkılarını, desteklerini yanımızda görmekten de mutlu olduk. Gerek ülkemizde gerekse toplumumuzda sosyolojik anlamda çok önemli bir konu uyuşturucu ve madde bağımlısı öyküsü ve her türlü bağımlılık, dijital bağımlılık da olmak üzere. Bu toplantılara biz bir güç birliği yapmak için il müdürümüzün başkanlığında bugün bir araya geldik. Başta Sayın Valimize ve ülkemizin yöneticilerine de bu konuda bir rapor çıkartacağız. Bizler Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak özellikle koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmalarının içerisinde sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışman, bu anlamda sosyolog arkadaşlarımızı devreye sokup özellikle aile, çocuk ve gençler bazında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah çeşitli aralıklarla yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda bağımlılıkla mücadele kapsamında Kayseri ilinde ileri bir yol kat edeceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz Müdür Bey'e. Bizler de il müftülüğü ve personelimiz olarak özellikle manevi rehberlerimiz aracılığıyla bağımlılıkla mücadelede koruyucu işlemlerde bizler her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiriyorum. Özellikle buradaki toplantıda kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılması gereken şeylerin neler olabileceğine dair çeşitli fikirler ve düşünceler oluştu. Daha sonraki toplantılarımızda inşallah bunların hayata geçirilmesi için adımlar atılacaktır. Böylece süreç içerisinde belki bir Kayseri modeli ortaya çıkacak. Burada bulunan ve bulunmayan tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin tamamında dertli olduklarını, bu işte dertlendiklerinin farkındayız. Bizler de hem il müdürü olarak hem Tarım Bakanlığı'nın bir mensubu olarak rehabilitasyon aşamasında toprakla uğraşmaları, toprakla birlikte olmaları için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Bununla ilgili de önümüzdeki süreçte projelerimizi zaten açıkladık. Çok kısa süre içerisinde de inşallah faaliyete geçireceğiz. Bağımlılıktan mücadele tek bir kurumun yapabileceği bir iş değil. Bütün kurumların bir araya gelerek ve özellikle STK'ların bu işe gönüllü ordusuyla katkı sağlayarak çok güzel bir mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Biz de gerek bakanlığımızın imkanları, gerek il müdürlüğü olarak önleyici tedbirler olarak gençlik ve spor faaliyetleri kapsamında tüm bağımlılara, bağımlı ailelere elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bu toplantıda herkesin farklı fikirlerini dinlemekten bilhassa memnuniyet duyduk. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımız ellerini taşın altına sokmaya hazırlar. Katılan tüm il müdürlerimize, Sayın Sağlık Müdürümüze tekrar teşekkür ediyorum.
İsmim Hülya Turhan, Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Dernek Başkanıyım. 15 yıla yakındır madde bağımlılığıyla mücadele veriyorum. 5 yıldır da derneğiz. Kurumlarımızın hepsi ayrı ayrı çalışmalar yapıyor ama bir çatı altında toplanmamız şarttı. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum bu işe el attığı için. Şöyle söyleyeyim. Madde bağımlılığı eşdeğer terörizmdir. Yani terörü destekleyen ve kaynak sağlayan asıl uyuşturucu. Tester Derneği Başkanı Soner Polat ismim. Tut Elimden Eğitim ve Düşünce Rehabilitasyon Derneği, derneğimizin ismi. Kayseri'nde İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve Valiliğimizin başta olmak üzere destekleriyle her ay düzenli toplantılar oluyor. Bu toplantılarda çok güzel fikir birlikleri, istişareler ortaya çıkıyor. Özellikle bugünkü toplantı çok daha hayırlara vesile olacağı inancındayım ben inşallah. Hep beraber el ele vererek vatanımıza, milletimize hayırlı bir hizmet.